Elimizde bir fonksiyon var. f fonksiyonu x kümesini y kümesine eşleştiriyor. Bu x kümesi olsun. Bu da y. Bundan önceki videolardan da hatırlayacaksınız. Fonksiyonlar bir kümenin elemanlarını mesela bu X kümesinin bir elemanı olsun eğer fonksiyonu bu elemana uygularsam ya da eğer söz konusu olan vektörlerse fonksiyon yerine dönüşüm kelimesini de kullanabiliriz ve bunlar aynı şeydir. X kümesinin bir elemanını Y kümesinin bir elemanına eşlerler. Eşleme dememizin sebebini anladınız mı? Evet, fonksiyonu uyguladığımda x kümesinin bir elemanı, y kümesinin bir elemanıyla eşleşecek. Örneğin buradaki eleman adı a olsun, bu da b. x kümesindeki elemanı a, y kümesindeki elemanı da b olarak tanımlayıp, bu ikisini eşleştiren f fonksiyonu için f a eşittir b ifadesini kullanabiliriz. Şu ana kadar fonksiyonlarla ilgili daha önceden öğrendiğimiz şeylerin tekrarını yapıyorum. Ama şimdi sizi ilginizi çekeceğini düşündüğüm birkaç fonksiyonla daha tanıştıracağım. Birkaç tane dedim ama aslında şimdilik sadece bir tanesine odaklanacağız. Bu fonksiyonun adı birim fonksiyondur. Birim fonksiyon. Evet, bu bir fonksiyondur. Büyük i harfiyle gösterelim. Bu birim fonksiyon x kümesi üzerinde çalışıyor ve x'i x'e eşleştiriyor olsun. Birim fonksiyonun ilginç tarafı, fonksiyona x kümesinin elemanı olan a'yı verdiğinizde, bu elemana uyguladığımız birim fonksiyon yani f a yine a'ya eşit oluyor. Başka bir deyişle elemanı kendisiyle eşliyor. Evet, birim fonksiyonu için eğer buradakine benzer bir şema çizecek olursak, e, düzgün bir renk seçeyim. Evet ve bu şekilde bir daire çiziyorum. Elemandan başlıyor ve aynı elemana geri dönüyor. Yani elemanları kendileriyle eşliyor. X kümesinin A elemanına uyguladığımız birim fonksiyonun sonucu olarak A'yı elde ediyoruz. Birim fonksiyonu eğer X'in başka bir elemanına uygularsak yine o elemanı yani o aynı elemanı elde ederiz. Anlaştık mı? X kümesindeki birim fonksiyon bu şekilde. Birim fonksiyonu e, Y kümesine de uygulayabiliriz. Y kümesinin elemanı olarak da bir B seçelim. Y kümesine uygulanan birim fonksiyona B'yi verdiğimizde, e, evet yine B'yi elde ederiz. Eşittir B. Bu da Y kümesinin birim fonksiyonu. Bu noktada bunun çok da işe yaramayan bir fonksiyon olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama öyle değil. Lineer cebirde ilerledikçe bu fonksiyonu kullanacağımızı göreceksiniz. Şimdi de yeni bir tanım yapalım güzel bir renk seçeyim ve fonksiyonun ismi de f olsun. Ve şimdi de yeni bir terminoloji kullanacağım ve f'in tersinir, evet, tersinir olduğunu söyleyeceğim. f ancak ve ancak az sonra yazacağım şey doğruysa tersinirdir. Bu iki yönlü ok ancak ve ancak anlamına geliyor. Bu, bunun doğru olmasının ancak ve ancak bunun doğru olmasına bağlı olduğu anlamına gelir. Yani bu bunu, bu da bunu doğru kılar. Anlaştık mı? Peki, evet. F'in tersinir olmasının koşulunu da şu şekilde yazalım. Bir fonksiyon daha tanımlayalım. Buna henüz bir isim vermeyeceğim ve f üzeri eksi 1 olarak göstereceğim. f üzeri eksi 1 ile f'in bileşkesini aldığımızda x üzerindeki birim fonksiyonu elde etmemizi sağlayan bir ters f ve böylece az önce bahsettiğim fonksiyona isim de vermiş oldum. Ancak ve ancak f üzeri eksi 1 ile f'in bileşkesini aldığımızda x üzerindeki birim fonksiyonu elde etmemizi sağlayan ve y'yi x ile eşleyen bir ters f fonksiyonu varsa f tersinirdir diyebiliriz. Evet, bunun ne anlama geldiği hakkında biraz düşünelim. Aslına bakarsanız bu işin sadece bir kısmı. Tanımı tamamlamam gerekirse, bu doğruysa bunun da doğru olması gerekir ve f ile f'in tersinin bileşkesinin aynı zamanda y üzerindeki birim fonksiyonu da evet bize veriyor olması gerekir. İşte şimdi bunun ne anlama geldiği konusunda biraz düşünebiliriz. Bir fonksiyon düşüneceğiz. Buna f'in tersi diyelim. Bu fonksiyon y'yi x'e eşleştiriyor. Tamam mı? Şuraya çizeyim. f x'i y'ye eşleştiriyordu. Evet, onu burada çizmiştik. Şimdi de f'in tersi olan fonksiyonun y'yi x ile eşleştirdiğini söylüyoruz. Hemen not edeyim. f'in tersi y'yi x ile eşleştiriyor. Yani bu fonksiyona y'den bir eleman verdiğimizde bizi x'e götürüyor. Bunun tanım kümesi, bunun görüntü kümesi, bunun tanım kümesi de diğerinin görüntü kümesi. Anlaştık mı? Şimdi bu ifadeye göre f'in f'in tersiyle bileşkesi birim fonksiyona eşit olmalı. Bu f'i x'deki bir elemana uygularsak bileşkenin ne anlama geldiğini biliyorsunuz. f'in x'ten y'ye, f'in tersinin de y'den x'e gittiğini aklınızdan çıkarmayın. Bir saniye bunu not edeyim daha iyi olacak. F x'ten y'ye, f'in tersi de evet y'den x'e gidiyor. Ve buradan da yani bileşkenin de x'i x'e eşleştirdiğini görüyorsunuz değil mi? Zaten birim fonksiyonun yaptığı da buydu. x'i x'e eşlemek. Evet. Bize bunun birim fonksiyona eşit olması gerektiğini söylüyorlar. f'i tanım kümesindeki bir elemana uyguladığımızda buraya geliyoruz. Buradaki elemana da f'in tersini uyguladığımızda başladığımız yere geri dönüyoruz. İsterseniz şu şekilde de düşünebilirsiniz. Farklı bir renk kullanayım. Evet. f'in tersinin f ile bileşkesine x kümesinden bir eleman verdiğimizde bu elemana uygulanan birim fonksiyonu elde ediyoruz. Evet bu iki ifade eşdeğer ifadelerdir ve tanıma bağlı olarak da bu başlangıçtaki elemana eşittir. Bunu f'in tersini f a'ya uyguladığımızda a elde ederiz diye de ifade edebilirsiniz. Buradaki ifade de bize aynen onu söylüyor. Görsel olarak düşünmek isterseniz A ile başlıyoruz. F'e A'yı verip buraya geliyoruz. Buraya dediğim yer F'a. Ve bunun daha önce B'ye eşit olduğunu söylemiştik. Ve buna da F'in tersini uyguladığımızda, bu arada ters fonksiyonların her durumda var olmadıklarını da bilmelisiniz, ee, buraya geri dönüyoruz. Evet, buradaki tanıma bağlı olarak da zaten varmamız gereken yer A. Size birim fonksiyonu anlatırken çizdiğim bu daireyi hatırlıyorsunuz değil mi? Bu ifadedeki işlem de aynen bunu yapıyor ve bu ifadenin bize anlatmaya çalıştığı şey de bu. İkinci ifadeye gelecek olursak, f'in tersinin f ile bileşkesi y üzerindeki birim fonksiyonu verir diye yazmışız. Burada da diyelim ki bu noktadan başlıyoruz. Önce f'in tersini uyguluyoruz ve buraya bir yere geliyoruz. Bu eleman y, bu da f'in tersi y olsun. Buna f'i uyguladığımızda da Şema biraz karmaşıklaştı ama idare edin lütfen. Ne diyordum? Buna f'i uyguladığımızda da başladığımız yere yani y'ye geri dönüyoruz. f'in tersi y'ye f'i uyguladığımda y üzerindeki birim fonksiyonu elde ediyoruz. Evet, ikinci ifadenin bize anlatmaya çalıştığı şey de bu. Tamam mı? Peki, isterseniz bunu da f, f'in tersi y, y, büyük y kümesinin bir elemanıdır. Bunun y'ye eşit olması gerekir diye Evet, böyle de ifade edebiliriz. Bir şeyin tersi fikrini daha önce de görmüştük. Şu anda biraz daha detaya iniyoruz çünkü bu kavramlar matrisler ve dönüşümler söz konusu olduğunda çok işimize yarayacaklar. Bunun içinde şu an detaya iniyor olmamızın çok iyi bir şey olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu noktada kafanıza evet bazı sorular gelmiş olabilir. Elimde bir f fonksiyonu ve bu iki koşulu sağlayan bir ters fonksiyon var. Yani f sinir bir fonksiyondur. Peki, f'in tersi acaba biricik midir? ya da aslında bir şeyin tersi olduğunu nereden bilebiliriz ki diye de düşünüyor olabilirsiniz. Bu sorunun cevabını çok yakında alacaksınız ama şu anda f'in tersinin olduğunu varsayalım bu durumda f'in tersinin sadece bir tane olduğunu nereden bilebiliriz dersiniz. Evet buna kafa yoralım. Bu soruya cevap vermek için f'in sadece bir tane tersi olmadığını varsayacağız. Tek olmaması ne anlama gelir? Mesela elimizde buradaki iki koşulu sağlayan iki tane fonksiyon olabilir, öyle değil mi? Bunlardan biri g olsun. f x'i y'ye götürüyordu, g de y'yi x'e götürüyor olsun. Bir şeye önce f'i, sonra da g'yi uyguladığımda bununla x'ten y'ye varmam lazım. Buna g'yi uyguladığımızda da x'e geri dönmemiz, yani bunun x üzerindeki birim fonksiyona eşit olması lazım. Ters fonksiyonun tanımının bir parçasının bu olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? g'nin f'in tersi olduğunu varsaydığımızı da hemen not edelim. Evet, bu varsayımdan yola çıkarak, bu sonuçlara ulaşabiliyoruz. Buna ek olarak, e, h'nin de f'in tersi olduğunu düşünelim. Az önce verdiğimiz tanıma göre, h'nin de sağlanması gereken iki koşul var. Öncelikle y'yi x'e eşleştiriyor olması ve h'nin f ile bileşkesini aldığımda da x üzerindeki birim fonksiyonu elde ediyor olmam lazım. Tanım sadece bundan da ibaret değil. Değil mi? E, ters fonksiyonun buradaki iki ifadeyi birden sağlaması lazım. Ters fonksiyonun fonksiyonla bileşkesi x üzerindeki birim fonksiyona fonksiyonun ters fonksiyonla bileşkesi de y üzerindeki birim fonksiyona eşit olmalı. Bunu da ekleyelim. G eğer f'in tersi ise bu doğru olmalı buna ek olarak fonksiyonun tersiyle bileşkesi de y üzerindeki birim fonksiyona eşit olacak. Aynı şekilde eğer h de f'in tersi ise f ile bileşkesinin y üzerindeki birim fonksiyona eşit olması gerekir. Videonun başında çizdiğim şemayı bir kere daha çizip ne yaptığımızı daha iyi anlamanıza yardımcı olmak istiyorum. Bu X kümesi olsun. Evet, farklı bir renkle Y kümesini de çizelim. f x ile y'yi eşleştiriyor. Şu anda f'in sadece bir tane tersi olup olmadığını bulmaya çalışıyoruz. Herhangi bir ters fonksiyon mesela g, g'nin f ile bileşkesini aldığımızda birim fonksiyonu elde ediyoruz. f'yi uyguladık, bunu elde ettik ve buna da g'yi uyguladığımızda aynı noktaya geri dönüyoruz. g'nin f ile bileşkesini almak yani önce f'yi sonra g'yi uygulamak x üzerindeki birim fonksiyonla aynı şey çünkü x'den x'e gidiyoruz. Evet, bu g. Aynı durumun h içinde geçerli olduğunu söylemiştik. h de aynı g gibi. x'deki bir elemanla başlayıp y'ye gidiyorum. Sonra h'yi uygulayıp buraya geri dönüyorum. Ve bu da birim fonksiyona eşit. Buradaki ve buradaki ifade bize bunu anlatıyor. Buradaki ifadeye göre de Y kümesindeki bir elemanla başlayıp ona f'in tersi olan g'yi uyguladığımda buraya geleceğim ve buna f'i uyguladığımda da y'deki aynı elemana geri dönmüş olacağım. Bu y üzerindeki birim fonksiyonla aynı şeydir. Evet, birim fonksiyonla aynı şey. Aynı şeyi h ile de yapabiliriz. Buradan bir eleman seçelim. Önce h'yi sonra f'yi uygulayalım ve başladığımız yere geri dönelim. Bu ifadelerde bu anlama geliyorlar. Peki, şimdi g acaba biricik midir? Yani hem G hem de H, F'in tersi olabilirler mi? G ile başlıyorum. G, Y'yi X'e eşleştiriyor. Bunun yani G'nin X üzerindeki birim fonksiyonla G'nin bileşkesine eşit olması lazım. Bunun neden olduğunu anlatabilmek için hemen bir şema daha çizeceğim. Evet, bu x, bu da y kümesi olsun. G, Y'den X'e gidiyordu. İşte böyle. G'nin birim fonksiyonla G'nin bileşkesine eşit olduğunu söylüyorum. Çünkü bu, önce G'yi sonra da X üzerindeki birim fonksiyonu uygula demek. Bunun sonucunda da aynı eşleştirmeyi yani aynı elemanı elde ederiz. Bunlar eşdeğerdir. Peki, X üzerindeki birim fonksiyonu göstermenin farklı bir yolu var mı? Tanıma göre, eğer H, F'in başka bir tersi ise, doğrudur. Başka bir deyişle, buradaki birim fonksiyon yerine bunu yazabilirim. Hemen yazıyorum. h'nin f ile ve bunların da g ile bileşkesi, buraya parantez de koyabiliriz, Biraz silik yapayım bunu. Birkaç video önce size fonksiyonların ya da dönüşümlerin bileşkelerinin birleşme özelliği olduğunu söylemiştim. Başka bir deyişle parantezleri nereye koyduğunuz hiç önemli değil. İsterseniz şimdilik bunun buna eşit olduğunu anlamanız için parantezleri koyalım. Evet, az önce de söylediğim gibi bileşkenin birleşme özelliği vardır. Yani bu f ve g'nin bileşkesinin h ile bileşkesine eşittir. Peki f ve g'nin bileşkesi neye eşitti? İşte burada tanıma bağlı olarak f'in g ile bileşkesi y üzerindeki birim fonksiyona eşit. O halde bunu da h'nin y üzerindeki birim fonksiyonla bileşkesi olarak yazabilirim. Peki bu ne anlama gelir? h, y ile x'i eşleştiren bir fonksiyondu. Tekrar çizeyim mi? Bakın, bu x, bu da y kümesi. H, Y'deki bir elemanı X'deki bir elemanla eşleştiriyor. Ve eğer Y'deki birim fonksiyonun bileşkesini alacak olursam, hemen göstereyim. Y'deki bir elemana birim fonksiyonu uygularsam, aynı elemanı elde ederim. Sonra da buna H'yi uyguladığımda, fonksiyona en başından H'yi uygulamakla Aynı şeyi elde ederim. Buradaki küçük beyin cimnastiği ile her ne kadar en başında iki farklı ters fonksiyondan bahsetsek de g'nin h'ye eşit olduğunu ispatlamış, olduk. Bu yüzden de herhangi bir fonksiyonun sadece bir tane tersi vardır diyebiliriz. İki farklı ters fonksiyon olamaz. Olsa bile bu ikisinin birbirine eşit olduğunu bulursunuz. Şu ana kadar ters fonksiyonun ne olduğunu öğrendik. Bir fonksiyonun ters fonksiyona nasıl ve neden sahip olacağını bilmiyoruz ama bir tersi olduğunu bildiğimizde bu durumu nasıl yorumlayabileceğimizi ve ters fonksiyonların biricik olduklarını artık biliyoruz.